Yani obje minimum seviyede, yani en alt seviyede bulunmasını sağladım. Okey dedim. Böylelikle gördüğünüz gibi burada da göremiyorum. Sıfır noktasına kadar gelmiş oldu arkadaşlar. Hemen tekrar şimdi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar box'ımızı biraz büyütüyorum. 5 deneyelim biraz daha. 6 iyi gibi. Hemen yan menüden left penceresinden bakmak istediğim için, evet şu anda evet tamam gibi arkadaşlar. Evet, biraz daha uzatabilirim. Zaten şu an bir tane yukarıda zaten ayağımdan görünen bir örneğimiz vardı. Hemen yakından bakarsak. Evet. Şu anda gayet iyi. Evet arkadaşlar, tekrar ön görmeme gelebiliriz. Ben menüyü tekrar çizdiğimiz box'ı buraya kadar çektim. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bir box daha çizeceğiz. Ve daha önceden çizdiğimiz gibi hiç oynatmadan alırsak daha iyi olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya gelmiş olacak, ama bunun hiç bu kadar uğraşmak istemiyorsanız bir yılını daha göstereyim. Burada bunları tek tek görmek daha mantıklı. Bu bölümün hiç olmadığını düşünelim. Mıknatısımızı kapatıyorum. Biliyorsunuz bizim bir bölümümüz vardı. Daha önceden yaptığımız bu bölüm. Shift'e basılı tutarak bunu kaydırırsak aynı. Şu anda tam olarak olmuş oldu. Gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Shift'e basılı tutarak sürüklüyorsunuz. Ve bir seçenek çıkıyor. İsterseniz instance ya da copy de diyebiliriz. Evet, copy de diyebiliriz. Seçtim ve şu bölümleri, yan bölümleri. Evet. Kısalttım. Biz aslında bu perspektif bölümü buraya daha yakın yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bu seçiliyken tekrar Tools penceresinden Elegant seçiyorum ve hedef olarak bir üsttekini gösteriyorum. Z ekseni, Y'yi kapattım. Okey dedim. Ve gördüğünüz gibi tam birebir altında olmuş oldu. Şu anda tamam ve tekrar aynı birime geldim. Box seçtim, tekrar shift yapıyorum. Bıraktım, okey dedim. Ve arkadaşlar şimdi burada bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi şurada bir ovallık var. Bunu nasıl yapacağız? Bunu öğreneceğiz. İlk önce Elegant'la bir şey yapalım.
Tekrar Elegant dedim ve hedef olarak bir saniye arkadaşlar, tabii bunu öbür pencereden yapmamız gerekiyordu. Üstteki dedim, üstteki okey dedim. Zaten gördüğünüz gibi bu pencerede de bir üstüne gelmiş oldu. Şimdi burada arkadaşlar FFD dediğimiz bir ovayı kullanacağız. Segmentlerimizi buna göre ayarlıyorum. Buraya 10 diyeceğim. Biraz fazla bir segment verdim. Ve modifier bölümümüzde FFD 2x2 özelliğini seçtim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada açarsak arkadaşlar, Control Points denilen bir özellik. İlk önce bunu göstereyim size. Control Points, yani point noktalarını kontrol etmenize yarar. Ve komple çekiyorum. Alt noktaya kadar. Noktaya tam olarak getirdim. Evet arkadaşlar, tekrar FFD. Bu sefer 3x3 dedim ve ortadan da bir destek açmış oldum. Ve şimdi bir şekil vereceğiz. Ve FFD kontrol points'leri açıp, bu arada tabii sürüklersiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurada bir ovallık oluşuyor. Tekrar bir oynama yapacağız. Ovalliklerde ve seçip gördüğünüz gibi tam ovalliği almıyor. Ben o yüzden biraz aşağı çekip FFD 4x4 kullanacağım. Hemen 4x4'e böldüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeni açtığımız, bakın, yeni açtığımız herhangi bir FFD diğerinin özelliklerini bozmaz. Onun üzerinde kurulur. Şu anda içeri doğru çektirdim. Biraz yukarı alırsak. Evet. Evet arkadaşlar, biraz çektiriyorum dışarı doğru. Gördüğünüz gibi buraları hiç bozmayalım. Evet, şuraları biraz daha almadan yukarı alırsak, böyle deneyerek arkadaşlar değişik bir çok yan görünüme geçiyorum arkadaşlar. Yan görünüm penceremiz buradaydı, biliyorsunuz. Yan görünüme geçtim. Evet. FFT penceremde tekrar FFT 3x3'ü seçtim. Control Points aktif edip arkadaşlar şöyle bir, gördüğünüz gibi biraz aldım ve tamam gibi. Perspektife geçtim. Evet arkadaşlar, pencere altı bölümümüz şu an tamam gibi. Ben
Öz gibi.